Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen bizlerle birlikte ve gerçekten bizleri kırmadığı için ve buraya geldiği için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Bugün Manavgat yangınının etkilerini kendisiyle paylaşacağız. Ardından Manavgat'ın geleceğiyle ilgili kendilerinin fikirlerini alacağız. Ve tabii ki de sizlerin değerli sorularını kendisine yönelteceğiz. Kıymetli konuklar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl çok acı bir tecrübeyle karşılaştık. Ve Manavgat yangını Cumhuriyet tarihimizin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti. Bir fotoğraf karesi vardı hepimizin hatırladığı Şükrü Başkanımızın. Hepimizin içini dağladı ve bizleri üzdü. Aslında orada yaşanan acının temsiliydi fotoğraf. Belki Manavgat yangını nasıldı diye yarın çocuklarımız bizlere sorduğu zaman belki o fotoğraf bile yeterli olacak. O gün her ne kadar çaresizce evleri yanan vatandaşlarımız, ormanlarımız, can kayıplarımız olsa da bizler birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bunun da üstesinden gelmeyi başaracağımızı ve başardığımızı düşünüyorum. Sözen, gençlik merkezleri, stadyum, kültür merkezleri, huzurevi, yaya köprüleri, cadde ve bulvar düzenlemeleri, kreş ve gündüz bakım evleri, engelsiz yaşam merkezleri, mahalle evleri, köy çok amaçlı kapalı alanları gibi büyük yatırımlarını hayata geçirmiş, kentin içme suyu sorununu çözmüş ve tarihinde ilk kez ırmak kıyılarını düzenleyerek kente kazandırmıştır. Dünyaca ünlü Side Antik kentinde yaptığı dönüşüm çalışmalarıyla tarihin gün yüzüne çıkarılmasına büyük katkı sağlayan Şükrü Sözen, belediyeciliğin Oscar'ı sayılan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'ne de layık görülmüştür. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kısa zamanda yaptığı başarılı çalışmalarıyla Türkiye çapında en başarılı belediye başkanı, yaşama dokunan insan ödülleri ve sayısız proje ödüllerine layık görülmüştür. 2021 yılının Temmuz ayında geçirilen Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında günlerce uykusuz çalışarak, Sayın Başkanım'ın da arz ettiği gibi, Manavgat halkının yaralarını saran Şükrü Sözen, insanüstü çabalarıyla gerçekten büyük takdir kazanmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Sözen, Manavgat'a hizmet aşkıyla çalışmalarına halen devam etmektedir ve yangın bölgesindeki yaralarda sarılmaya hızla devam etmektedir. Kendilerini konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ederim efendim. Sayın Başkanım buyurun. Sayın Başkanım, çok kıymetli başkanlarım, kıymetli dostlar, hanımefendiler ve efendiler, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Burada olmaktan son derece mutlu olduğumu öncelikle ifade etmek isterim. Mikrofonunuzu değiştirebilir miyim efendim? Ötmesin. Çünkü Sayın Başkan, aile olarak telaffuz etti. Ben de öyle görüyorum. Bu aileyle bu akşam bu keyifli ortamda bir arada olmak benim için gurur kaynağı. Neden derseniz, benim hayatıma çok farklı bir şekilde girdiniz. En sıkıntılı dönemimizde, en ızdıraplı dönemimizde, hakikaten gerçek anlamda desteğe ihtiyaç hissettiğimiz bir dönemde etkin olarak Manavgat'ın hayatına dahil oldunuz. Onun için bu aileyle bu anda burada olmak, bu akşam burada olmaktan son derece keyif aldığımı, gurur duyduğumu ifade ediyorum. 3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. 40 bin, 50 bin kişinin önünde çok kendimi anlatma sürelerim oldu. Ama samimiyetle ifade edeyim, sizin bu duruşunuzdan dolayı, size verdiğimiz değerden dolayı mikrofonda son derece heyecanlı olduğumu da anlatmak, söylemek, itiraf etmek istiyorum. Çok değerli dostlarım, kısacık öncelikle Manavgat'ı sizlere sıkmadan anlatmak isterim.
dünyanın hiçbir tarafında böyle bir kentin olduğunu zannetmiyorum. Her türlü doğal güzelliğin, her türlü imkanın var olduğu bir kent yok diye düşünüyorum. Doğu sınırı Irmak, batı sınırı Irmak, kentin ortasından üçüncü Irmak'la kent taşlanıyor. İki tane üzerimizde kentin kuzeyinde Baraj Gölü, Toros Dağları, önümüzde geçmiş tarihin dokusu ören yerlerimiz ve 64 kilometre bir sahil bandıyla doğa harikası bir kent. Allah'ın her türlü lütfu verdiği bir kent. Ben de bu kentte yaşamaktan, bu kente emek vermekten, hizmet vermekten her zaman gurur duydum. Yaşadığınız kente öncelikle inanmanız lazım arkadaşlar. Ki sizler gibi burada olan değerli dostlarımın yaşadığı kentine, ülkesine ne kadar bağlı olduğunu biliyorum. Sizleri bir bir tanıyamasam da bu ailenin kuruluş felsefesini biliyorum. Ulu Önder Atatürk'ümüzün bize gösterdiği ışık çerçevesinde yol haritası belirleyen bir aile olduğunu biliyorum. Gençliğe önem veren, bu ülkenin geleceğinin gençlikte olduğuna inanan bir aile olduğunu biliyorum. Onun için iyi ki varsınız arkadaşlar. Ben de sizler gibi şunu da ifade etmek isterim. Kentine ve ülkesine hizmet etmek illaki siyasetle olmuyor. İllaki belediye başkanı, milletvekili olarak olmuyor. Yaptığınız işi layıkıyla yaptığınız takdirde, layıkıyla taşıdığınız takdirde, örnek teşkil edecek, kendinizi geliştirerek yaptığınız takdirde yaşadığınız ülkeye ve kente mutlaka ki hizmet ediyorsunuzdur. Sizler gibi. Az önce dinledim. 20 bin istihdam sağlayan bir ailesiniz. Bu müthiş bir şey. Ben sizleri Antalya ve ülke ekonomisine katkılarınızdan dolayı da kutlamak istiyorum. Ben de sizin gibi sorumluluk alarak yaşadığı kent itibariyle dolayısıyla ülkesine bize hizmet etme heyecanı yaşayan bir kardeşinizim. Bu hizmetinizi hayata geçirmek için sadece düşünmeniz yetmiyor, hayal etmeniz gerekiyor değerli dostlarım. Sorumluluk alıp ben de kentime ve ülkeme hizmet edeceğim deyip taşın altına elini sokup ve hayal etmek. Nasıl bir kent istediğiniz, nasıl bir ülke istediğiniz, nasıl bir ülkede yaşamak istediğinizi kendinize yol haritası olarak belirlemek zorundasınız. Ben de gönlümden insanların çok daha mutlu, huzurlu, birbirini çok daha sevgiyle karşıladığı, baktığı, hoş gönlünü kün sürdüğü, herkesin hakikaten tatil yapabildiği, hiçbir şeye gıptayla bakmadığı bir ülke hayal ediyorum. Dolayısıyla mutlu insanların yaşadığı bir kentte yaşamak istiyorum. O insanlarla bu duygularımı paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla bu duygularından, hislerinden dolayı da görev ve sorumluluk almaya gayret ettim. Az önce mikrofondaki dostum ifade etti. Sorumluluk üstlenmem için benim önümde çok güzel rol modellerim vardı arkadaşlar. Adını aldığım dedem 5 dönem Manavgat'ta belediye başkanlığı yapmış. Onu dinleme, onun sürelerini dinleyerek babamdan son dönemlerine ben şahit oldum. Şansım oldu. Aynı zamanda kentine sevdalı iki dönem belediye başkanı yapan bir babanın evladıyım. O da benim için olağanüstü bir rol modeldi. Kendimi şanslı addettim her zaman. Değerli dostlarım, görev alınca alt teveccühüyle daha önceki hayal ettiğimiz kentimizle ilgili önemli unsurlarımızı ortaya koymak mecburiyetindeyim. Benden önce de çok kıymetli Manavgat'a emek veren yöneticiler, belediye başkanlarımız oldu. Her platformda onlara da minnetlerimizi ifade ettik. Bizlerde eksik olan neler var, onların tespitlerini doğru yapmak zorundaydık. En önemli unsurumuz Irmak kenarlarıydı. Halkın yürüyebileceği, halkın sosyalleşebileceği, spor yapabileceği, beraber gün geçirme kültürünü kazanacağı, gerçek anlamda
kentlileşeceği ırmak kenarı düzenlemeleri son derece elzemdi bizim için. Onu hayata geçirmeye bir yerde çalıştık. SİDE dünyaya mal olan bir özel destinasyon. Orayı ön plana çıkarıp Manavgat'ın adını, Türk turizminin adını SİDE ile vurucu hale getirme mecburiyetimiz vardı. SİDE az önce başkanımın da ifade ettiği gibi Antalya ve Manavgat turizmle, tarımla ağırlık kazanan bir kent. Burada bizim de turizmle tanışmamızın bir hikayesi var Manavgat olarak arkadaşlar. 1984'te, 85'lerde rahmetli Özal'ın bölgeyi tahsise açması itibariyle sahillerimizde çok hızlı bir turizm yapılaşması oluştu. O günün koşullarında Türkiye'nin en kıymetli yatırımları o bölgeye geldi. Değerli dostlarım, bugün itibariyle Manavgat 250 bin bakanlık belgeli yatak kapasitesiyle, dolayısıyla 255 yıldızlı oteliyle, belediye ruhsatlıları hariç Türkiye'nin, hatta dünyanın en büyük lokasyonu arkadaşlar. Bir bölgede bu kadar 5 yıldızlı yatak kapasitesi dünyada ikinci bir yerde yok. Ve Türkiye'nin turizm itibariyle ki iktisadi hayata turizmin ne kadar katkı yaptığını bilmeyenimiz yok. Türk turizminin 1/3'ü Antalya'dır. Antalya'nın da 1/3'ü Manavgat'tır arkadaşlar. Hem ekonomik anlamda hem istihdam anlamında hem ülke gelirine koyduğu kazanç itibariyle. Turizmde mutlaka ki bu büyük sektörü ayakta tutabilmek için güçlü olmanız gerekiyor. Yerel yönetimin her şeyden önce güçlü olması gerekiyor. Yerel yönetimin bölgesel turizmin önünde gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Turizme yerine göre iddialı konuşuyorum. Yön veren bir yapıya getirilmesi, güç kazandırılması gerekmekte. Ama bu noktada turizm yerel yönetim ilişkileri itibariyle ciddi anlamda sorunlarımızın olduğunu da ifade etmek isterim. Örnek veriyorum, Manavgat'ta yaz-kış nüfusumuz çok değişiyor arkadaşlar. Tabela nüfusumuz 250 bin. Manavgat'ın 5000-6000 nüfuslarını hatırlıyoruz. Bugün 250 bin nüfuslu bir kent. Ama yılın 7 ayı 1 milyon nüfusa hitap eden bir kent arkadaşlar. 1 milyon nüfusa. Dolayısıyla devletin vergilendirme sisteminde, vergi dağılım sisteminde tabela üzerinden katkınızı alıyorsunuz. 250 bin vatandaşımıza yönelik katkı aldığımız için o 1 milyonun üzerine 750 bin ekside kalıyoruz. Dolayısıyla o büyük potansiyele hizmet etmek noktasında alınan vergi diliminden hak ettiğimiz payı alamadığımız kanaatindeyim. Bunu ben defalarca dile getirmeme rağmen bir Anadolu'daki kasabayla, bir ilçeyle aynı kategoride, aynı statüde yorumlanmak bize ciddi anlamda bu bağlamda sıkıntı getiriyor. Bir de bölgedeki tesislere Manavgat Belediyesi her koşulda hizmet veriyor ama bir bakıyorsunuz o devasa şirketlerin vergi daireleri sistem itibariyle İstanbul'da. Bu da bizlere sıkıntı yaratan konulardan bir tanesi değerli dostlarım. Sahillerin hizmet verende kalma mecburiyeti vardır. Yine yaşadığım bir yerel yönetici olarak sıkıntılardan bir tanesi 64 kilometre Manavgat'ın sahil bandı var arkadaşlar. 64 kilometre sahil bandında birçok hizmet noktaları var, birçok su sporları noktaları var. Ama maalesef ki yerelin güçlendirilmesi gereken, yerel yönetimin bu ekonomik kaynaklardan faydalanması gereken bir süreçte bir bakıyorsunuz Manavgat'la hiç alakası olmayan vakıflara, derneklere buraların verildiğini üzüntüyle görüyoruz. Bunlar düzeltilmesi gereken, irdelenmesi gereken yerler. Ben sizlerin samimiyetine inanarak biraz da içinde bulunduğumuz durumu, koşullarımızı paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Bilmiyorum
Akışımız doğru mu başkanım? Sizleri asla sıkmak da istemem değerli dostlar. Yaşadığımız sıkıntılı süreçlerden bir tanesi, tabii başlarken hayal etmek, öncelikle hayal etmek gerekiyor demiştim. Hayal etmek yetmiyor. Bu koşulların da size yönelik değerlendirilip yorumlanıp kurgulanma mecburiyeti vardı. Sizlerin başarılı olması için. Dolayısıyla bizleri sıkıntıya sokan en büyük süreçten bir tanesi yerel yönetim yasaları. Mutlaka ki yeniden yorumlanıp, yeniden değerlendirilip revize edilmesi gereken bir yasa. Ama çok uzun süredir bunun revize edilmesini bekliyoruz. Henüz bir netice alamadık. Neden yerel yönetim yasası? Bunu Türkiye'de ilk dillendirmeye başlayan, dersine çalışıp bununla ilgili uzmanlardan da destek alarak birçok dosyalar hazırlayıp sunan bir kardeşimizim arkadaşlar. Sistem nedir? Sistem yerinden yönetime önem vermektir. Asıl olan bizim inandığımız. Sistemi bir merkeze toplayıp oradan dağılım yapmaktan ziyade yerinden yönetimi yereli güçlendirmek, kuvvetlendirmek, hem yetki bağlamında hem ekonomik bağlamda kuvvetlendirmek asıl olanıdır. Ben küçük bir anımı anlatmak isterim. Bir göreve geldim. Birkaç aylık belediye başkanıyım. Dediler ki bir kardeş şehrimiz var. Oraya davet ediyorlar yeni yönetimi. Kalktık. Davetlerini icabet ettik. Almanya'nın bir kentine gittik. Kardeş Manavgat'ta kardeş olan kardeş şehir Erfurt. Oradaki belediye başkanı, kaymakam, yerel yöneticiler bizi karşıladılar. Çok güzel bir ev sahipliği yaptılar. Belediye başkanı bize bir sunum yapmaya başladı kentiyle ilgili. Biz de heyecanla teknik ekip olarak gittik. Onları dinliyoruz. Benim kentim dedi 30 yılda %3,5 büyümüş. 30 yılda. Programlarımız bunlar. Yıllık bütçemiz bu. 5 yıllık bütçemiz bu. Ben ağzı açık dinliyorum. İnanın bizim bütçemizin tam 20 katı. Konuşması bitti. Biz sunum yapacağız. Sıra bana geldi. Anlatmaya başladım. Bütçemiz 20'de 1. Bunu ifade ettim. Arkasından kent ne kadar büyüyor? Yılda o günün koşullarında yılda %5,5 oranında büyüyordu. Yılda 5,5. Kıyaslayın. 30 yılda yılda 3,5 büyüyen bir kent. Bir tarafta da yılda %5,5 oranında büyüyen bir kent. Bu kente siz nasıl bir ekonomiyle, bu koşullarda nasıl hizmet verebilirsiniz? Ki belediye başkanı bunu bana sordu. Verecek cevabım yoktu arkadaşlar. Nasıl cevap vereyim? Bu bütçeyle nasıl bu hızlı büyümeye hizmet ediyorsun dediği zaman hiçbir cevap bulamadım. Alaylı bir dille burada onu ifade edemem. Siz de gelin Manavgat'a bizim konuğumuz olun. Yerinde nasıl belediyecilik yapılır? Size yerinde gösterelim diye zaman kazanmaya çalıştım. Ama maalesef bunlar doğru. Mutlaka yerinden yönetimin güçlendirilmesi, belediyelerin elinin güçlendirilmesi, özellikle Antalya'yı tabii ki bir bütün olarak yorumluyoruz. Bir şemsiye altında yorumluyoruz, değerlendiriyoruz ama ilçelerin mutlaka ve mutlaka kuvvetlendirilmesi, hem yetki hem ekonomik kaynaklar bağında kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Başka bunun hiçbir formülü yok. Bakın az önce ifade ettiniz. Bununla ilgili de sizin sorular sürecinizde bilgiler vermeye çalışacağım. Yangında bile belediyelerin çok daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini, çok daha güçlü olması gerektiğini gözlemledik. Her konuda, donanım konusunda, ekipman konusunda, tecrübe konusunda yetkilendirilmesi ve kuvvetlendirilmesi gerektiğini acı bir şekilde yaşadık değerli dostlarım. Yetki verildiği takdirde, yerinden yönetime önem verildiği takdirde bu kadar güzel şeyler çıkacaktır. Ben ülkelerin günümüz koşullarında geleceğinin üretimde olduğuna inananlardanım arkadaşlar. Tarımda, hayvancılıkta olduğuna inananlardanım. Kendi kendine yeten, artı dünyaya
bu bağlamda destek veren bir pozisyona gelmediğimiz takdirde mümkün değil. Bugün dünyayı yöneten ülkelere baktığımız zaman İsrail'in, Hollanda'nın ne kadar etkin olduğunu hepimiz görüyoruz. Temellerinde üretim vardır. Ben bundan 35 yıl önce İsrail'e gittim ve modern tarımın yapıldığını o zaman gördüm. 40 yıl önce gördüm İsrail'de. Dolayısıyla bizlerin yerel yönetimler eliyle tarımı desteklemek, tarımı teşvik eden birimler haline getirilmesi her koşulda toplumun yanında olan, halkın yanında olan, kırsalda yaşayan insanların yanında olan bir birim haline getirilme mecburiyeti var diye düşünüyorum değerli dostlarım. Bu süreler tabii ki en büyük şanssızlığımızın bir tanesi de pandemi süreci oldu. Pandemi süreçleri hepimizin, sizler de dahil olmak üzere iş insanları olarak alışkanlıklarımızı değiştirdi. Stratejilerimizi yeniden belirlememizi mecbur kıldı. Programlarımızı yeniden yorumlamamız gerektiğini bizlere bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla dün pandemiden önce kentin kültürel hayatına etki koymaya çalışırken, sağlıklı bir gençlik yetişsin diye eğitime katkı koymaya çalışırken, insanlar tiyatro dinletiler, müzik aktiviteleri, söyleşiler, yaşasın, görsün, spor yapan bir kente teşvik noktasında katkı yapalım derken, bugün insanların günlük hayatına nasıl dokunabiliriz, günlük yaşamlarına nasıl katkı yapabilirizin düşüncesi içerisinde olan ve buna göre stratejiler kurgulamak zorunda hisseden bir yerel yönetim süreci yaşıyoruz arkadaşlar. Değerli dostlarım, Manavgat'ımızın az önce dostlarım saydı, ben notlar almıştım ama ona girmeyeceğim. Sizi sıkmamak adına bu tarz konuşmaların en sıkıcı bölümü de icraatlar bölümü oluyor. Dinleyicileri mutlaka sıkıyor, şunları yaptık, bunları yaptık deme noktasında Manavgat'ı hepiniz biliyorsunuz. Nasıl Antalya'yı gözlemlediğiniz, Türkiye'yi gözlemlediğiniz gibi Manavgat'taki kat edilen mesafeleri gözlemlediğiniz için bunlara girme ihtiyacı hissetmedim değerli dostlarım, hissetmiyorum. Ama sadece önümüzdeki yapmayı hayal ettiğimiz birkaç tane projemiz var. Startını verdiğimiz, vermek üzere olduğumuz bir tanesi canlı hayvan pazarı. Her türlü sosyal tesisin de içinde barındığı, hijyen ortamda o dini vecibemizi idame ettirdiğimiz ki hayvancılık Manavgat'taki toroslarda çok etken arkadaşlar. Manavgat'ın 106 mahallesi var. Bunun 78 tanesi kırsal mahalle. Toroslarda olan 78 kırsal mahallemiz var. Ve biliyorum ki her birinde hayvancılık var. 12 ay hayvancılığı teşvik edebilmek adına çok modern bir canlı hayvan pazarını kurgulamaya çalışıyoruz ihale aşamasında. Manavgat'ın önünde biraz sonra değinmeye çalışacağım. Ulu alan dediğimiz bölgenin önünde, ırmağın denize döküldüğü yerde Ulaştırma Bakanlığı'nın planında olan çok büyük bir marina projesi var. Bunun hayata geçmesini Manavgat halkı olarak bizler çok hayal ettik. Bugüne kadar bekledik. Ama onunla ilgili de bazı sorunlar yaşıyoruz. Bunu bir nebze telafi edebilmek adına ırmağın içinde bütün kurum görüşlerini aldık. Projesi hazır. Kısa zamanda onun da startını vermeyi düşünüyoruz. Bir nehir, küçük nehir tekne marina noktası oluşturmaya çalışacağız. Hem Manavgat'a renk katacak, hem çeşitlilik, hem bir kent hüviyeti kazanma noktasında ciddi anlamda artı değeri olan, katma değeri olan bir proje diye ifade etmek istiyorum. Manavgat'a daha önce de bir yaya köprüsü yapmıştık. Yeni bir yaya köprüsünü revize ettik. Şimdi de bir araç köprüsünün projesini bitirdik. İlk ihaleye çıktık. Şimdi ikinci ihalesine çıkmak üzere bir hazırlığımız var. Çok güzel bir araç köprüsü. Çünkü kent trafiği yangın sürecinde trafiğin ne kadar önemli olduğunu o süreç bize bir kez daha hatırlattı değerli dostlarım.
enerjinin ne kadar önemli olduğunu son sürede acı bir şekilde tekrar hepimiz gördük. Bundan dolayıdır ki belediyeler de bu süreçten nasibini aldı. Manavgat Belediyesi kendi enerjisini üretmek adına enerji santrali kurma noktasında bütün orada da kurum görüşlerimizi aldık. Bir kredi görüşme içerisindeyiz. Onu da neticeye %99 dönem sonuna kadar götürmeye gayret edeceğiz ve kendi enerjimizi üretmiş olacağız değerli dostlarım. Bir denizcilik müzesi hazırlıyoruz ve Side Limanı'nı biliyorsunuz daha önce Side Limanı Antalya Büyükşehir'deydi. Tasarrufu Tasfiye Komisyonu eliyle Büyükşehir'e verilmişti. Yeni dönemde biz oranın Manavgat Belediyesi'nde olması gerektiğini ifade ederek orayı belediyemize aldık. Şu anda orayı da yukarıda yaptığımız o iyileştirme sürecinin bir parçası olarak iyileştirmeye başladık değerli dostlarım. Tarihe önem vermeye çalışıyoruz. Selçuklu'dan kalan Beydin bölgemizde bir karga han var. Son derece güzel, günümüze çok sağlıklı bir şekilde gelmiş. Oranın vakıftan tahsisini aldık. Orayı da hayata geçirmeye çalışacağız değerli dostlarım. Sevgili arkadaşlar, az önce söylemeye çalıştım. Mümkün olduğu kadar detay vermeden geçmeye çalışıyorum sizin sorularınızı alma noktasında. Eksiklerimiz nedir? Mutlaka ki Manavgat'ta bir üniversiteyi çok istiyoruz, çok istiyoruz, çok istiyoruz. Türkiye'de baktığınız zaman Manavgat'ın bir mahallesi, Side 50 bin nüfuslu bir mahalle, Sarılar 60 bin nüfuslu bir mahalle. Bu oranlarda illerin olduğu bir süreçte ve üniversitelerin olduğu küçük ilçelerimizin olduğu bir süreçte Manavgat gibi bir potansiyel yerde üniversitenin olmaması hiçbirimizin kabul edeceği bir şey değil. Manavgat müteşebbis yapı her zaman eğitime önem vermiştir. Bu bağlamda da yatırımda taşın altına elini koymuştur. Manavgat Belediyesi de belediyeye ait bir hastane inamızı koşulsuz Akdeniz Üniversitesi'ne vermiş, bir fakülte yapılması noktasında bitme üzere bitti. Akdeniz Üniversitesi'ne kısa zamanda bu dönem eğitime dahil olacak diye konuştuk değerli dostlarım. Mutlaka ki hastane ihtiyacımız var. Büyüyen bir kent, göç alan bir kent, turizmi taşıyan bir kent, hastane noktasında eksik olduğumuzu ifade etmek isterim. Organize sanayi önemli, üretim önemli, turizmi destekleyen tedarikçi yapıların ayakta kalabilmesi için, turizmin sağlıklı mal tedarik edebilme, daha uygun koşullarda malzeme bulabilme noktasında organize sanayinin yeri tahsis edildi. Fakat bu yılın yatırım programına alınmadı. Onunla ilgili gerekli görüşmeler yapılıyor. Eğer ikna edilebildiği takdirde 2022 programına aldırmaya yeniden gayret ediyoruz. Değerli dostlarım, Side'deki dönüşümümüzü önemsiyorum. Birkaç kelimeyle onu ifade etme ihtiyacı hissediyorum. Side birçok geçmiş medeniyete ev sahipliği yapan bir tarihi doku, bir yarımada. Olağanüstü güzel bir yer. Bölgenin bütün yatak kapasitesinin satışına isim olarak destek veren bir yer. Dolayısıyla tarihin bugüne kadar hoyratça kullanıldığı da bir yer aynı zamanda. Yok edilmeye çalışıldığı bir yer. Radikal bir adım atılması gerekiyordu mahallemiz olduktan sonra. Oradaki mülkiyet sahiplerine, oradaki kiracılara, orada yaşayan insanlara bu projeyi uzun süre anlattık. Bu dönüşüm gerçekleştiği takdirde bunun bize kazancını ne getirip ne götüreceğini uzun süre anlattık. Dolayısıyla hiçbir kolluk kuvveti kullanmadan, çok önemlidir Türkiye'de, bu kadar büyük yıkımın yapıldığı ikinci bir yer yok arkadaşlar. Hiçbir kolluk kuvveti kullanmadan insanlara bu projeyi anlatarak bunu neticeye götürdük. Sadece bu yaz, bu kış
60 tane binaya yıktık. 60 tane. Hep gönüllülük esasına dayalı. Ve yıktığımız binalar kurul tarafından, arkeologlarımız tarafından alt ölçekte çalışmaları yapılıyor. Teşhire değecek, altta çıkan tarihi doku çelik konstrüksiyonlarla kurgulanıp üzerini cam panolarla kaplayıp binayı onun üzerine inşa ediyoruz. Ve aynı zamanda da geleneksel bir yapı verdik kurulla beraber. Taş, ahşap, cumba, kiremit çatılar tarihe yakışan bir şekilde binaları yeniden dönüştürüyoruz. Bunu yaparken de oradaki esnaf yapısının da bu yeni dönüşüme ayak uydurması gerektiği için imitasyon yapıyı bir nebze ötelemek adına orayı bir marka, oraya marka bir lokasyon haline getirmek anlamında dükkanlardaki ticarete de müdahil olmaya mümkün olduğu kadar gayret ediyoruz. Herhalde 2 yıla kadar tamamen neticeye gidecek, görmenizi istiyorum. Side'deki bu dönüşümle ilgili de Metin Sözen ödülünü Manavgat Belediyesi aldı. Değerli dostlarım, bütün bunlar bir şekilde neticeye gidiyor. Heyecanınız aynı sizler gibi, azminiz olduğu müddetçe neticeye gidiyor. Bizim Antalya olarak bir şeye ihtiyacımız var. Öncelikle hakikaten burada gördüğüm ortamı bütün Antalya'da, bütün Türkiye'de görmeyi hayal edenlerdenim. Buradaki birlikteliği, buradaki yapının sinerjisini bütün ülkede görmeyi hayal edenlerdenim. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşadığımıza inanıyorum. Dünyanın en güzel ülkesinin en güzel kentinde yaşadığımıza inanıyorum. Dolayısıyla sizin örnek teşkil eden bu birlikteliğiniz biliyorum ki bütün Türkiye'de hüküm sürer. Birbirimizi kabullenmeyi, birbirimize karşı hoşgörülü olmayı, birbirimizi taşımayı, eksiğimizi tamamlamayı ve gerektiği takdirde Manavgat yangınında olduğu gibi tek yürek o duygularımızı ortaya çıkarıp, ön plana çıkarıp tek yürek hareket etmeyi biz yeniden ortaya koymak zorundayız. Ben Manavgat yangınında hakikaten bunu gördüm. Türk insanının, ülke insanının kendi kendine bırakıldığı takdirde neler başarabileceğini, ne kadar duygusal, ne kadar örfüne, geleneklerine, ananelerine, saygıya, sevgiye bağlı olduğunu bir kez daha minnet duyarak gördüm arkadaşlar. Oradaki sahiplenme, bütün Türkiye'de olması gereken bir sahiplenme. Zor günler geçiriyoruz hakikaten. Koşullar zor, şartlar zor. Ama inanış olduğum müddetçe bunların her biri aşılır. Gerçek az önce sizin ifade ettiğiniz gibi bir Antalya ailesi doğar, bir Türkiye ailesi doğar, çok daha güçlü, hepimizin hak ettiği, çocuklarımızın geleceğinin çok daha güvence altına alındığı, hepimizin kaygı duymadığı, her bir vatandaşımızın nasıl Avrupalı'nın bize geldiği gibi vatandaşlarımızın dünyayı gezebildiği, her koşuldaki, her ekonomik koşuldaki insanların böyle bir ben de süre hayal ediyorum. Beni burada ağırlamanız, ev sahipliği yapmanız benim için son derece onur verici değerli dostlarım. O mutluluğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sizleri sıkmadan sorularınızı cevaplamak üzere hepinize bir kez daha saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Yangından dolayı gösterdiğiniz olağanüstü, insanlıküstü çabadan dolayı kutluyorum sizi. Manavgat yangınındaki üstün çabalarınızdan dolayı da ayrıca tekrardan şükranlarımı sunuyorum size. Yangının malum yerin üstünde ve altında, daha doğrusu toprağın üstünde ve altında ciddi etkileri var. Yangın oldu bitti ama etkilerini uzunca bir süre hem Manavgat hem Antalya, orada yaşayan bütün insanlar yaşayacaklar. Toprağın üstündekilere baktığımız zaman bundan sonraki süreçte Antalya'da yaz aylarının çok sert geçtiğini düşünürsek, çok sıcak geçtiğini düşünürsek iklim değişikliklerinin daha fazla hissedileceğini tahmin ediyoruz. Bu anlamda oradaki insanlar için ve canlı ekosistem için ciddi zor şartlar oluşabilir ve devamında başka yangınlar tetiklenebilir durumda olacak. Bununla alakalı mutlak surette çok büyük dersler alındı. Çok büyük önlemler alınmaya da devam edecek. İlk olumsuz etkileri bu yoğun yağış sürelerinde ciddi anlamda eylem yaşıyoruz.
yaşadık. Bütün kırsal köylerimizin neredeyse tamamında o eylem süreci. Tabii haberleri geldi. İş makinalarıyla buna destek vermeye çalışıyoruz. Sözlerimin başında ifade etmeye çalıştığım buydu. Bu bölgede uzman insanların, liyakatlı insanların bu yangının öncesini ve sonrasını sağlıklı yorumlayabilecek Türkiye'ye örnek teşkil etmesi, ileriye dönük stratejilerimizi yeniden yorumlamamız noktasında uzman insanların Manavgat'ta bu yönüyle de dahil olmak koşuluyla çalışması gerektiğine inandım. Sizin gibi önce örnek ve önemli bir liderlerini ağırlamaktan, ailemiz içinde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Başkanım, yaşanan yangın felaketinde göstermiş olduğunuz insanüstü çabayı da tüm dünya gibi bizler de takdirle ve gururla izledik. Onun için de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ben çok mutlu oldum. Sizlerle olmak hakikaten benim için onur oldu. Antalya için ne kadar önemli olduğunuzu, ne kadar yürekten çalıştığınızı biliyorum. İzliyorum. Hele bu dostluğumuzun, Manavgat yangınının bizi pekiştiren dostluğumuzdan sonra sizi çok daha yakından takip etmeye başladım başkanım. Hakikaten mutlu oldum. Burada olmak benim için sıradan bir şey değildi. Birçok ortamda konuşmalar yapma fırsatımız oluyor. Ama burada gerçek bir aile tesadüfü içerisinde, bir dost ortamında kendimi ifade etme fırsatı buldum. Yürekten teşekkür ederim. Başarılar diliyorum hepinize. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli başkanım, biz de...